Yani değer mi? Değer, değer, değer. Valla? Evet. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Valla. Birlikte gelelim. Bir kalır. Bana yukarı, yukarı gelelim. Aşağıya en son inecek. Yukarıda kimse var mı? Şimdi arkadaşlar burası evin giriş kısmı. Şimdi buradaki odalara baktığınız zaman yukarıdakileri de göreceksiniz. Aralık farkı göreceksiniz. Burası sonuçta evin, işte ailenin kendi hayatlarının en fazla geçtiği kısım. Ama hayat burası yani, değil, ama, değil mi? Hayat burası. Burada işte mutfağın olduğu kısım burasıdır. Yani burada misafir ağırlanma, kendi kaldıkları yerdir. Ve odaların içerisinde, bütün odalarda genelde şömine vardır. Çünkü kısımda, o dönemde parıklar olmadığı için şömineyle, şöminenin üzerinde sürekli bir ve huzur çok çeşitli şekilde kullanılır. İşte çay yapılır, yemek yapılır, banyo için kullanılır. Ve evin içerisinde, şimdi yukarıdaki odaların bir tanesini göreceğiz. Banyo da var, onu da göreceksiniz. Ve buranın tabi tavan biraz daha basık. Alt kısım sağ taraf kiler olarak kullanılmış. Çünkü kapalı bir kısımdır ve soğuktur. Yaz, kış oranın soğukluğu aynı olduğu için orayı kiler olarak kullanmışlar. Ön kısımda bahçenin arka tarafı, işte hayvanların falan kaldığı ahır kısımları. Burası, buyurun gelin, mutfak kısmı. Şimdi burası mutfak. İşte kışlık erzak, mesela soğandır, patatestir falan, bakın şu yukarılarda, üst kısımlarda hiçbir şekilde bozulmadan yukarıda kalabiliyor. Orası lavabo şeklinde kullanılmış bir yer. Burada görüyorsunuz ocağı burada. İşte kalkacağın girdiği dolap bu kısımlarda. Ocak nerede? Efendim? Ocak nerede? Burası ocak var. Ocak oraya yakıyorlar. Şömine yani. Şömine gibi. Seninki gibi. Renkinin eski şekli. Renkinin eski şekli. Şimdi şöyle gelin arkadaşlar. Ve bakın. Bu evlerde alt tavandaki tahtaların genişliği ev sahibinin dengesini gösteriyor. Daha bu. Daha bu. Arkadaşlar bekliyoruz. Sol taraftayız.
Evet, bekliyoruz. Hadi, hadi, hadi. Şimdi arkadaşlar, burada yine ortada bir tane işte salon kısmı var, giriş. Oradan odalara açılıyor. Bunlar çeşitli. İşte gelin odası, misafir odası ve en önemlisi buradaki baş oda. Baş oda en sağdaki odadır. Şimdi gideceğiz, göreceğiz. Ve tavanlara bakın, işlemelidir. Fakat odadan odaya bu işlemeler değişir, önemden öneme. Burası bir gelin odasıdır. Yine gördüğünüz gibi şöminesi var, burada yapılıyor. Ve bu kısımlar sizin otelinizde banyo olarak kullandığınız kısımlar bunlar. Şimdi bu yüklüktür bunun adı. Şu şekilde burada yataklar konuyor. İşte gece yatakları serip uyuyorlar. Aynı zamanda ikinci bir kullanım alanında burayı duş olarak kullanabiliyorlar. Burayı açtıktan sonra, yataklar çıktıktan sonra duş olarak kullanabiliyorlar. Niye? Ve ahşap olduğu için de sabah kadar o nasıl duruyor, tekrar kapatıyorlar, yataklarını koyuyorlar. Karşı odaya geçelim mi? Ebeveyn banyo. Evet arkadaşlar, burası da bir misafir odası. Şimdi bu evlerde ahşap sadece süs için kullanılmıyor. Aynı zamanda evin mukavemetini arttırmak için, dengesini tutturmak için de çeşitli yerlere belli dengelerle konulmuş ahşaplar var. Mesela oturmuş olduğunuz divanlar şu iki, üç duvarı birbirine aynı zamanda bağlamış ve evin mukavemetini arttırmıştır. Çünkü sabit duruyor bunlar. Pencereler, pencere boyları yapılırken, yani düşünülerek yapılmış boylarda şu pencere komple bir tabaka camdır. Hiç eder olmaz. Yeter ve koyarsın. Şimdi çeşitli büyüklüklerde cam yapıyorsunuz. Bir tabaka da